şu bahsettiğiniz kapak şu mu acaba? Şurada kapak var mesela, şurada yok. Şu kapağı sökünce mi diyorsunuz? Hararet sorununu çözdük. Opel Crosland'te. Şunu sökeceğim olmazsa yarın. Daha doğrusu şöyle ettirince de gidiyor zaten elle. Şunu sökünce mi? Arkasında ne var? Bir yorumlarda yazsanıza bana. Arkasında turbo radyatör var galiba. Intercooler var. Şu kapak yani. Burada bir kapak var. Evet, dediğiniz gibi. Bu altlar açık. Şu. Servise de söyleyeyim. Yarın bir söküp deneyeceğim bakın. Şimdi Opel Egem'le görüştüm. Onlar da konu hakkında çok fazla bilgi sahibi değiller ki bu birçok siz de işte paylaşıyorsunuz. Birçok araçta bu arıza var. Onlar da bilgi sahibi değiller. Şimdi kapağı kendim sökeceğim. Bir öyle kullanacağım arabaya bakalım. En kötü İstanbul'da şeye götüreceğim. Asal'a götüreceğim. Şimdi kapağı kendim sökeceğim. O bahsettiğiniz kar kapağını. Tırnakları var. Şunu bir sökeyim. Bir de şu defterde bakayım. Yazıyormuş. Bir onu bulalım. Neymiş? Şimdi şöyle bir durum oluştu. Servis aradım bugün. İzmir Karşıyaka'da bir servisle görüştüm. Arkas. Dediler ki evet, rampa çıkarken hararet yapıyor araçta. Dedim ki rampa çıkarken hararet yapması değil. Gazı kesiyor ve klima kapanıyor. O dedi farklı bir arıza. Dedim bir kar kapağı varmış. Dedi o sanayide bir ustanın bulduğu bir şey ama biz dedi Opel servisi olarak bunu onaylamıyoruz. Daha Opel'den bir onay gelmedi. O kapağı sökmüyoruz dedi. Neyse onu dedi onaylamıyor. Opel servisinden bize gelen bir şey yok dedi. Ben de tamam dedim, pekala. Yani şöyle yapacağız. İstanbul'a dönünce bunu servise bırakacağım. Çünkü onlar diyor ki işte araba bir gün de kalabilir, 3 hafta da kalabilir, 5 hafta da kalabilir. Bir de buradaki servis bana ikame araç vermediği için hani İzmir'den tekrar Çeşme'ye dönmem gerekebilir. Arabasız kalabilirim. Ondan dolayı bunu İstanbul'a dönünce detaylı şekilde Asal'a bırakacağım yine. Hikayeyi de anlatacağım. Çünkü işte kar kapağını sökmeyi denedim ama o tamponu sökmek gerekiyor onu dışarı almak için. O zor bir prosedür. Yani yapılabilir bir prosedür ama servis yapar onu. Onun harici ne oluyor ne bitiyor tekrar bir video çekeceğim. Çünkü bununla ilgili şikayet almışlar belli ki. Fakat çözüm olarak işte aracı cihaza bağlıyoruz. Cihazdan sonra ne çıkarsa ona göre hareket ediyoruz filan falan diyorlar. Bir ne oluyor ne bitiyor tekrar video çekeceğim. İzmir'de çözemeyeceğim bunu, belli oldu.